Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Klan Savaş Ligimizin 5. günü videosunu sizlerle paylaşıyorum. Gerçekten çok güzelsiniz ya. Bir önceki videomuzda dedim ki 1000 like gelsin dedim. Sizlerden rica ediyorum dedim ve beni kırmadınız. 1000 like'a ulaştık arkadaşlar. Ufak bir internet problemimiz var gibi. Daha demin de gördünüz. Bir işaret çıktı. İnşallah saldırı yaparken bir arıza çıkmaz. Çok korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. böyle sağlıklı, saatli saldırımızı yapalım arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle birlikte dünkü videomuzda 1000 aboneye ulaşmamızla birlikte o gün çok güzel bir etkileşim yakaladık. Ve yaklaşık 150-200 abone kazandık arkadaşlar. Yeni izleyen 200 kişi Abone oldu diyebilirim ve kanalımızın büyümesine sizler çok büyük destek oldunuz. Sonsuz teşekkürler. Şimdi Klan Savaş Ligi'ne geçelim artık. 5 günümüzdeyiz. Rakip iki tane saldırı yaptı. 4 yıldız aldılar. Biz şu an ne durumdayız? Ligde ikinci sıradayız. Birinci klan Hidden Leaf isimli klan arkadaşlar. Ee, belki dedik Simply God yenebilir. Şurada dördüncü gütle ama çok fazla yıldız aldılar ve 38 yıldız alıp savaşı kazanmasını bildiler. Şu an eee Rodwipe eee Rod'la yapıyorlar. Onlar iki saldırı yapıp iki tane üçlük patlatmışlar. Hani yenebilirler mi bilmiyorum. Onlar kaçının sırada son sıradaki klanla yapıyorlar. Pek ümidim yok. Adamlar güzel başlamış. İn, i̇nşallah sonunu da güzel bitirirler ve yenerler. Bizi birazcık rahatlatırlar. Çünkü bizim Hidden Leaf klanıyla e, savaşımız son savaş arkadaşlar nedense gösteremedim şuradan göstereceğim 7. savaş çok kritik 7. savaşa gelene kadar tüm savaşlarımızı kazanmamız lazım Şu an yaptığımız e, klan da kaçıncı sırada 7. sırada olan klan e, rahat bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum kendi fikrim Çünkü alt taraftaki köylerini göstereyim birazcık düşük gibi geldi bana Şöyle köyler var belediye binası 11 duvarlar e, savunmalar buranın düşük 15.'nin rahat üçleneceğini düşünüyorum. 14 var. Yani duvarları zayıf ama savunmaları güçlü. E, duvarlarında zayıflıkların olması şöyle bir avantaj. Hani kara saldırılarında başarılı sonuçlar elde edebiliriz. Burası benim saldırı yapacağım köy 13. Aslında çok da boş değillermiş. Bazı köyler aralarda mesela bakın burada köy binası 12'nin x sayı var. Kaya saçarlar düşük. Yani sıralama biraz da galiba belediye binasına göre ayarlandığı için e, değişiklikler oluyor. Benim bu seçmiş olduğum köyde Kartal Topu, Kaya Saçarlar, Cehennem Kuleleri max. Belediye binası kaçıncı seviyeymiş? Üçüncü seviyeymiş. Onun dışında maksimum yaptığı e, toplar var, okçu kuleleri var. Böyle bir köy arkadaşlar. Buraya saldırı gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Evet şu an bir canlı saldırı var. E, saldırımıza geçmeden bir bakalım. Ali Rıza saldırıyor. Rakibin altıncısına saldırıyor. Umarım güzel bir 3 yıldız patlatır. Ali Rıza'yı da artık tanımış oldunuz. E, Pekka süper büyücü saldırısı yapıyor. Koruyucu yürüyüşüyle. Şimdi buradan balonlar da geldi. E, koruyucunun arkasına hemen şifacı desteği geldi. Burada tekli cehennem kulesi koruyucuya odaklanmadan hemen temizlenmesi, savaşa başlanması lazım. Bir öfke büyüsü takviyesi geliyor. Baykuş'u maalesef kaybetti. Bir tane de dondurma büyüsü kullanacaktır dediğim anda geldi. Oradaki tekli cehennemin Hızlıca inmesi lazım onu da başardı. Bir tane daha vurdu ve indirdi çok güzel. Şimdi barbar kral da savaşa dahil olunca koruyucu döndü. Şuradaki hava savunması inşallah şifacıları mahvetmez. Zıplatma büyüsü şuradan geldi. Zeptini de galiba dış taraftan atacak diye düşünüyorum. İşini garantiye alır. Öyle bir beklentim var bakalım. Şimdi süper büyücüler de savaşa dahil oldu. Bir kısmı içeri girdi. Dediğim gibi bakın hava savunması şifacıları birazcık yok etti. Ama sonrasında menzilden çıktı. O da güzel. Pekka'lar ve Barbar Kral önden hızlıca ilerlerken Kraliçe'nin onlara destek atması lazım. Kraliyet de soldan geldi. Çok güzel. Merkezde güzel bir kalabalık var. Koruyucu özelliği tam zamanında basıldı. Şurada aslında şöyle tam ortaya bir öfke atılabilir hem Zeplin hem mesela Barbar Kralı alacak şekilde atsaydı daha tatlı olurdu ama şu an bir 3 yıldız kokusu alıyorum. Bakalım belediye de indi çok güzel ilerliyor. Şifacılar destek basmaya devam ediyor. Pekkalar temizliğe geldi. Belediye binasının zehrinden etkilendiler. Kraliyet yukarıda güzel iş yapıyor. Ee, bakalım kraliyetin ah be kraliyetin özelliği kalmamış. Şimdi şuradan temizlik askerleri savaşa dahil olurken kraliçede yürüyüşünü devam ettiriyor. Bir tane şifacı burada, diğer şifacı da barbar kralını orada öldü. Şimdi tek boynuzlu at inşallah hayatta kalır ve kraliçenin alt tarafı temizlemesine destek olur. Yukarıdan temizlik askerleri geliyor. Bir tane süper duvar kırıcı var. Bakın çok önemli. Ee, onu da tahminimce şuradan yollayıp şu duvarı parçalamaya çalışacak. 48 saniye gibi bir zamanı var. Alt tarafa gönderdi. Aslında tam şu bileşeni indirmek istedi ama kraliçe güzel. Şuradan menzile girecektir. Çoklu cehennemi de alır. Yukarısı da temizleniyor. Süreden de patlar mı bilmiyorum. Süre birazcık sıkıntı. Şimdi şuranın hemen indirilip kraliçenin özelliğinin basılması lazım. Hatta şu an bile basması lazım diye düşünüyorum. Yoksa bir 99 faciası gelebilir. Çok güzel bir zamanda bastı. 20 saniye var. Alttan diğer askerler de desteğe geliyor. Çok heyecanlı arkadaşlar. Haydi Ali Rıza. Haydi kraliçe. Barbar kral da geldi. Büyücü kulesi iniyor. 3 yıldız geldi. Adamsın Ali Rıza be. Valla süper saldırı. Muhteşem başladık. Süpersin. Şampiyon 2 hedefimiz. Bakalım gelecek mi arkadaşlar? Helalsin Ali Rıza. Şimdi rakibin 6.sını 3 dedi. Ben de 13'ü deneyeceğim. 13'te Zeplin'le bir korkum var. Merkez taraf bu şekilde püskürtücüler alt tarafa. Bir de şuradaki 2 tane kare iksiyayı benim kahramanları mahveder diye bir korkum var. Ama inşallah orayı da halledeceğiz. Her şeyimiz hazır mı? Her şeyimiz hazır. Saldırıya geçtim. Bir tane de kahraman iksiri kullanacağım arkadaşlar. Üç tane varmış elimde dedim. Ne yapacağız? Mezara mı götüreceğiz? Şuradan temizliğimizde başlayalım. Buz golem, barbar kral, kraliçe. Haydi çocuklar. Duvar kırıcılar. E, şurada duvar açıkmış. Ulan dedim korktum nereye gidiyorsunuz diyecektim. Şuradan da ejderimizi bırakalım abi. Çok güzel. Kara kışla indirilsin. Biz de şuradan ejderleri yiyelim. Şimdi balonlar da geldi. Koruyucuyu bıraktım. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi. Şuradan duvarı patlatmıştık zaten. Arkadan zeplini yollayalım. Kraliyeti de bıraktım. Şimdi burada güzel bir koruyucu özelliğine ihtiyacımız var. Baktım kraliyet ölüme gidiyor. Hızlı hızlı koşuyor. Hemen koruyucu özelliğini bastım. Şu an için iyiyiz. Belediyeyi alırsak çok mutlu olacağım ki alacağız. Barbar kral yukarı kaydı. Süperiz abi. Alalım belediyeye. Kraliyet her şeyimiz hayatta. Çok güzel. Şuradan da yarasaları savaşa dahil ettim. Kaya Saçar Kraliçe ile oyalanırken ben orayı hiç yokmuş gibi göreceğim. Alt taraftaki direkt büyücü kulesini hatta kraliçe ile birlikte şurayı donduracağım derken donduramadım. Kraliyeti bastık abi. Köyde bir şey kalmadı. Dümdüz ettik be köyü. Ayıptır be. Bu kadar güzel saldırılır mı arkadaşlar? Neler yapıyoruz? Şu iki dondurmayı şöyle yaptım. Şu köşeye attım artık. Bu da şovumuz olsun. Çok rahat bir 3 yıldız aldık çünkü muhteşem bir taktikle giriş sağladık. Kraliçemizin hala özelliği bulunuyor. İki tane dondurmamızı da gördüğünüz gibi üst köşeye bıraktım. O da benden hediye olsun. Kraliçenin de özelliğini basalım. Yarasalarda hayattaydı. Muhteşem bir 3 yıldız da biz patlatmış olduk. Tabii ki hayvanlarımız kahraman iksiriyle gerçekten hayvanlaştı. Çok güçlendik. 6 yıldız'a ulaştık arkadaşlar an itibariyle. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? E, BG-06 hesabımıza geçeceğiz. Aradan birazcık zaman geçer. Orada da ordu hazır olur. O sırada da başka saldırılar olursa, güzel 3 yıldızlar olursa onları da sizlere izleteceğim. Geldik BG-06 hesabına arkadaşlar. Şimdi saldırımızı gerçekleştireceğiz. büyü öğelerimizi gösteriyorum. 2 tane kahraman iksiri mevcut durumda. Fakat şu an için kullanmayacağım ee, bunun bir tanesini son savaşa saklıyorum. Diğerini de 6 savaşa bakalım 6 savaşta e, G Fahrat'ın isimli okuyamadım Almanca galiba o klanla yapıyoruz. Okulan e, şimdiki arm klanından daha güçlü olduğu için hani kullanırsam orada kullanayım e, Daha mantıklı olur diye düşündüm. Şimdi dedim ki bekleyelim Herkesi aceleye getirdim saldırın dedim. 3 patlatın dedim videoda göstereceğim edeceğim dedim. Onlarda da birazcık heyecan vesaire oldu galiba. 3 yıldız gelmedi. Ali Rıza ile benim üçlükler şu an duruyor. Artık sonrasında dedim tamam siz ne zaman isterseniz sakin kafayla yaparsınız. Zaten Emre Kara ve Kankırır Fatih de paylaşıyor saldırıları. Onlarınkine denk gelirsiniz belki o şekilde olur. Şimdi Nereye saldıracağız? Ya rakibin 10.sü diye düşündüm açıkçası. Bu köye saldırırsak mı diye düşündüm. 3x'yi kara şuradan direkt zeplinle belediyeyi ayıklarız dedim. Şuradan kahramanları salarız. Sonra da şuradan ejder yarasayla giriş yaparız. Ee, burada nasıl bir durum var? Şuranın güzel bir şekilde temizlenmesi lazım bu saldırıyı yapabilmemiz için. Büyücü kuleleri çok ayrık. Aa bir tanesini dışarı koymuş. Vallahi bir tanesini dışarı koymuş. Şimdi kahramanlarla şurayı temizlersek bizim duvar kırıcıya ihtiyacımız kalmaz arkadaşlar. Duvar kırıcıya ihtiyacımız kalmayınca da bir bebek ejder arttırırız. Güzel. Aynen hoşuma gitti bu arada. Şimdi arkadaşlar buraya saldıralım o zaman. 3 tane bebek ejderle gireceğim. Savaşa geldim. Hemen şuradan ona saldır dedim. Her şeyimiz hazır değil mi? Eksik yedik bir şeyimiz yok okeyiz. Haydi bismillah. Oh, huh, şimdi bir belediyeyi alalım. Şurada hortum mortum çıksa da çok bir problem olmaz gibi. Adam direkt anti 3 düzen uygulamak istemiş. Ee, şurada öfkemizi patlatalım. Kolayca belediyeyi bir indirelim. Kafa rahat olsun arkadaşlar. Evet belediye rahatça ayıklandı. Hatta direkt sinsi goblin alsaydık bir tane öfkemizde gitmemiş olurdu be. Vallaha sonradan aklıma geldi. Neyse şimdi şuradan Askerleri saldım Bir tane bebek ejderimizi Şuradan gönderelim Alt taraftaki depolara doğru Gitmeye çalışmasın Şuradan teslalar çıkabilir Evet bir bebek ejderi de oradan bıraktım Oradaki e, Büyücü kulesini almak istiyorum Hala inatla devam ediyorum Almamız lazım Daha fazla balon atmaya gücüm kalmadı Abi neymişsin be Balon kalmadı ya sinir oldum Vallaha sinir oldum Şuradan gönderdim. Savaşımız şu an sıkıntıya girdi. Kahramanları da öldürdük çünkü. Ejderleri yaydım. Balonlarımızı yolladım arkadaşlar. Şurada bir öfke büyüsü kullanıyorum ve daha sonrasında da kraliyeti bıraktım. Şimdi lavtazı geldi. O hiç iyi olmadı. Koruyucunun özelliğini birazdan basacağım. Ejderler birazcık oyalanıyor. Saldırı çöpe gitti gibime geliyor. Hala koruyucu özelliğini basmadım. Biraz daha arka tarafa doğru ejderlerin ilerlemesini bekliyorum. Hiç balonumuz kalmadı abi. Hiç. Şurada bastım artık koruyucunun özelliğini. Kartal topunu nasıl alacağız? Galiba yarasalarla almayı deneyeceğiz. Şu merkezdeki çoklu cehennem insin güzel. E, kartal topuna ilerliyoruz abi. Bakalım her şey olabilir bu arada. Kraliyetin özelliğini bastım. Şimdi şuradan şöyle yarasaları yolladım. Birinci dondurmayı patlattım. İkinci dondurmamı şurada kaya saçarları atacağım arkadaşlar. Şurada kullanıyorum. O kötü yerde hortum çıktı be. Bir daha dondurdum arkadaşlar. Üçüncüyü de şurada patlattık. Vallahi yarasalar iyi. Baya bir yarasamız var. Ama başka hiç askerimiz yok. Süreden yeriz. Gibime geliyor. Depoda var. aynı. Her türlü süreden yeriz arkadaşlar. Abi şuradaki büyücü kulesi beni çok uğraştırdı ya. Keşke kahramanları göndermeden önce şuradan yani sinir oldum var ya muhteşem ilerliyorduk. Full 3 yıldız 3 yıldız her yerde 3 yıldız atmıştık. Şimdiki savaşta patladık ya. Kötü oldu %74 oldu arkadaşlar. Bugün kaçıncı gün? Evet Ali saldırıyorlar. Bir yandan saldırıyı da göstermek istemiyorum. Çünkü Hidden Leaf klanındaki oyuncular yorum atmışlar. İşte 7. gün görüşürüz vesaire gibisinden. Şimdi köyü gösterirsem düzeni görecekler, tuzakları görecekler, ona göre çalışacaklar. O yüzden şu an göstermeme kararı aldım. Arkadaşlar bugün 5. gündeydik. Yani 4 gün üst üste 3 yıldız atmıştım. Hem Burak hesabından hem BG06 hesabından çok büyük bir şansım da vardı. Güzel de saldırılar gerçekleştirmiştim. 5. güne geldik. Yine Burak hesabından 3 attım. Ama BG 06'dan atamadım. Artık olur o kadar. Yani biz de makina değiliz. O kadar 3'lük attık arkadaşlar. Bir kere de 2 yıldızda kalalım. Sağlık olsun. Valla Emre'nin videosunu izlemiştim. Emre dedi. Burak dedi 4 tane savaşın hepsinde dedi. ikişer 3 yıldız attı dedi. Nazarım değecek falan filan dedi. Maşallah diyelim dedi. Emre sana sesleniyorum. Senin mi nazarın değdi? Şakasına espri bir yana arkadaşlar olur tabii ki o kadar saldırı yaptık şaka maka 4 saldırı 4 savaş 5 savaş desen toplamda 10 tane saldırı yaptım 9 tane köyüçledim bir tane de artık 2 yıldız olsun ne yapıyoruz lekesizler 2 klanımıza geçiyoruz bu arada 2 yıldızı kurtardı inşallah da 3 almazlar lekesizler 2 klanındayız arkadaşlar buradan da kalise hesabından saldırımızı yapacağız bir ejder yarasa kombinasyonu daha patlatacağız. Şimdi çok şükür 4. savaşımızı kazandık. 4. savaş kritikti arkadaşlar. Ve 33'e 32 kazanmış bulunmaktayız. Neden önemliydi? Rakibimiz son sıradaki Phoenix klanıydı. Burada şampiyon 3 liginden düşmemek için mücadele ediyoruz arkadaşlar. Rakiplerimiz dişli. Biz de elimden, elimizden geleni yapıyoruz. Şu an 6. sıradayız ve en yakın rakibimiz 7. sıradaki Perseum, Stark onların da 122 yıldızı var. Aramızda 24 yıldızlık bir fark var. Ee, onlarla da 6. günde savaşacağız. İnşallah o savaşı da kazanırsak ne mutlu bize. Baya bir rahatlayacağız. Şu an kimle yapıyoruz? Şu an Paname, Paname 4. klanıyla yapıyoruz. Onlar da ligimizin birincisi. Düzenlerine baktım gerçekten çok güzel düzenler var. Hatta onların düzenlerinden biraz almayı düşündüm arkadaşlar. Bakalım. Rakibin üçüncüsüne işaret koydum. Buraya saldırı yapacağım. Düzeni gösteriyorum. Yani gerçekten sıkıntılı bir düzen. Beni korkutan en büyük şey arkadaşlar Zeplin'in belediye binasına ulaşamaması. Ama yine de elimizden geleni yapacağız. Şimdi taktiğimiz şu şekilde. Şuradan kahramanlarla bir temizlik yapacağım. Daha sonrasında da şuradan ejderlerle birlikte giriş sağlayacağım. Zeplin'i gönderip kraliyeti bırakmayı düşünmüyorum. Neden? Kraliyeti buradan değil de arkadaşlar şuradan göndereceğim. Burada bakın bir büyücü kulesi, bir kaya saçar, bir büyücü kulesi var. Yani bunların üçüne de eğer temizlemezsek ayrı ayrı dondurma yollamamız lazım olacak. O da bizi sıkıntıya sokar. X yaylarına baktığımızda hepsi hava karaya. Şu an var ya vazgeçme aşamasındayım. Yani 4 tane hem hava hem kara X-Y'yi birazcık korkuttu. Yalan yok. Şuradan işaretimi geri alayım. Ben bir bakayım arkadaşlar. Şöyle sizlerle birlikte inceleyelim. X yayları evet. E, hepsi kara çok güzel. Aynen burayı deneyelim. Burayı niye denemeyelim? Şimdi buraya nasıl girebiliriz? Şuradan kartal topuna e, kahramanlarla girsek. Şuradan ejderleri yollasak. Buradan göndersek belediyeyi alamayabiliriz. E, şuradan ejderleri yollayıp şurayı kahramanlarla temizlesek daha tatlı olur gibi. Ama muhtemelen şu kartal topunun orası zebellak gibi şey dolu arkadaşlar. Yine de deneyeceğim. Şimdi burayı denemeden önce bir bakalım. Bir tane kahraman iksirini Phoenix klanına pardon Persian Stark klanına ayırmak istiyorum. Güzel 3 tane varmış. Ee, hemen saldırımızı yapalım. 2'ye saldır diyeceğiz. Şurada her şeyimiz tamam saldır dedim. Şimdi şurada bir unutmadan kahraman güçlendirmeyi basalım. Bizim için önemli. Evet şuradan bir balon atıyorum. Peşine de bir bebek ejder yolladım arkadaşlar. Oradaki topu indirmek istiyorum. Ama bakalım bebek ejder alabilecek mi? Ulan alamadı ya. Bir tane daha gönderdim. Şimdi şuradan bir bebek ejder daha atıyorum. Evet şöyle yaklaşalım. Önden buz golem, barbar kral ve kraliçe geldi. Duvar kırıcılarımız için acele etmeyeceğim. Şöyle uzak noktadan bir ejder yollayalım. Duvar kırıcıları şimdi gönderdim. Şimdi kara iksir deposunu indirmediğimiz için kahramanlar içeri giriş sağlamayacak. Zaten duvarı da kıramadık. Böyle bir şey olamaz ya. Of of kahramanlar ölmeden savaşı başlatmak zorundayım. Ya bu hesapta neden hep böyle oluyor arkadaşlar ya. Barbar kralı bastım abi. Kraliçe de şimdi giriş sağlayacak. Bakalım kraliyeti de buradan göndereyim. Ee, en azından çoklu cehenneme alır. Zeplini bıraktım arkadaşlar. Birazdan özelliğini kullanacağım. Şöyle iyice ilerlesin. Şurada kullandım. Kaya saçardan gelen hasarı da engelledik. Belediye'yi bir rahatça alalım da. Şöyle bir öfke kullanıyorum. Kraliyetin özelliğinde bastım. Belediye galiba ortadan kaldırıldı. Süper. Şimdiki etapta şöyle Kraliyet şampiyonu ve e, kaya saçar için şu taraftan destek atıyorum arkadaşlar. Buradan destek attım bakın. Hemen şurada bir dondurma kullanalım. Büyücü kulesi 1. Daha sonrasında arkada bir tane daha kullandım. Bir tane daha kullanmadım güzel. Son anda indirdik. Bir tane daha şurada kullandık. Çok güzel. Son bir dondurmamız var. Muhtemelen şurada bir tane daha ihtiyacımız olacak. Onu da kullandım büyücü kulesinde çok şükür indirdik. X yayları da iniyor. Ulan 3 yıldız geldi galiba ya. Vallahi bir yerden hava bombası falan çıkmazsa buradaki şanssızlığımızı kırmış olacağız arkadaşlar ve çok mutlu olacağım ee, Hava püskürtücüyü indirdik İnşaatçı kulübelerini de eritiyoruz Arkadan gelen ejderlerimiz var Sonunda be Sonunda lekesizler 2'de de 1-3 yıldız patlattık galiba Aynen Tesla'ya gidiyoruz Tesla ile okçu kulesi kaldı ama elimizde koruyucu var Onun yanında 3 tane ejderimiz var Bir tanesini kaybettik Ulan 3 yıldız falan filan dedik sevindik Hevesimiz kursağımızda kalmasın. Oradan bir güdümlü daha çıkarsa sıkıntı olmaz. Bir güdümlüye sıkıntı olmaz da iki tanesine büyük sıkıntı olur. Evet Tesla da indi zaten okçu kulesinde canı azdı. Süremiz de artık ucu ucuna yetiyor. Show time show. Evet 20 saniye var. Son 18 saniye ve rakibin ikincisinin içinden geçtim arkadaşlar. Savaş haritası diyorum. Ve 3 yıldızla başlıyoruz. Rakibin birincisine yani ligimizin birincisinin ikinci hesabını üçledik. Ulan bir de saldırıya başlamadan aha canlı saldırı geldi. Rıdvan patlat lan bu 3 yıldızla sen. Adamların rakip bomba dedik. Düzenler çok güzel dedik. Gittik ikinci 3 dedik. Çelişkiye bakar mısın ya? Şimdi ne saldırısı? Evet Rıdvan'dan da bir ejder yarasa saldırısı geliyor. Buz golem gönderdi. Peşine bir elektro yolluyor arkadaşlar. Elektro oradan bir temizlik başarıyor. Şimdi, e, hatırladığım kadarıyla Sungurlar klanı vardı. Bilirsiniz, eee aynı ligdeyiz. Onlar da Türk klanıydı. Sağ olsun. Onlar bize yardımcı oldular arkadaşlar şu konuda. Bizden önce bu rakiplerle savaş yaptıkları için, e, üçlemiş oldukları köylerde anlatım yaptılar. Ben hiç konuşmadım. Bizden sadece Rıdvan konuştu. Rıdvan e, onlar yani onlar anlattığını biliyorum. Teşekkür ediyorum onlara da. İşte Türklerin gücü diyelim arkadaşlar. Sağ olsunlar destek oldular. Şu an ejder balonlar içeri giriyor. Zeptin'de belediyeye ulaşacak gördüğüm kadarıyla. Gayet güzel ilerliyor. Hemen orada belediyenin ölmesi lazım. <laughs> Çok güzel. Barbar kral bir tık beni korkutmuştu. Bir dondurmaya ihtiyaç var mı diye ama gerek kalmadı. Kraliyette alt taraftan çoklu cehennem kulesine doğru gönderildi. Süper. Şuradaki büyücü kulesi de indirilecek. <laughs> Sesim gitti ya. Şimdi yarasalar nereden salınacak? Yukarıdan geldi. Evet şurada bir dondurma lazım acilinden. Çok güzel bir dondurma. Kraliçe geliyor. Özelliği var. Rakip koruyucuyu indirdi. Ulan büyücü kulesi kaçtı Rıdvan. Ah be. Büyücü kulesi kaçtı. Çok kötü oldu. Valla o dondurmanın kaçmaması lazımdı Rıdvan. O da artık heyecan yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bayağı bir savunma indi. Hava savunması da inerse en azından güzel olur. Arkada bir kaya saçar. X kalmış olur. Haydi indi be. Hava savunması da indi. Oradaki dondurma kaçmasaydı çok güzel olacaktı arkadaşlar. Ben oradaki dondurma kaçmasaydı net bir 3 yıldız derdim. Şu an hala ihtimal var. Yukarıda Baykuş uğraşıyor. Şu X da hem hava hem kara olmasaydı daha güzel olurdu. Sadece kara olsaydı tatlı olurdu. Arkadaki kaya saçar. İnşallah bütün ejderleri derbeder etmez. Zaten ilk seyi mahvetti. Ejder çık şu alandan. Gözünü seveyim. Heh şimdi sonunda çıktı. Büyücü geldi. Baykuş hala yukarıda uğraşıyor. Sıkıntılı savunmalar var. Şimdi buraya dikkat. Şimdi bakalım neler olacak. O ejder kalmadı. Eline sağlık Rıdvan. %96. Çok güzel bir yüzde. Savaşın hakkı 3 yıldızlı. Sadece ufak bir heyecandan bir dondurma kaçtı. Ve ondan sonra da Maalesef %96'da kaldı ama güzel bir yüzde. Barbar kralda indi. Baykuş orada tek başına korkudan ölür. Ödü patlar lan onun. Kaya saçarı alıyormuş bir de. Yok. imkan yok. Eline sağlık diyoruz. Rıdvan kardeşimizin durum burada 5'e 0 oldu. Lig düşmemek için elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım sonuç ne olacak? Dilerseniz lekesizler lig klanına geçelim. Leketsizler lig klanımıza gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Hemen klan savaş ligine geçelim. Şimdi 4. savaş günümüzde çok şükür kazandık. Birinciliğe adım adım ilerliyoruz. 38 yıldızla, 28 yıldızla savaş sonlandı. Bakın bu Çin midir, Kore midir, Japon mudur bilmiyorum. Bu klanı biz 38 yıldızla yenmiş bulunmaktayız. Şuna bakacağız. Şimdi klan ligindeki en önemli rakibimiz olan Mart tabak 18 185 yıldızda ve onların e, bu klan'dan almış olduğu yıldız sayısı 39. Bizden bir fazla yıldız almışlar. Ama mesela şu renkli flamalı 17. Seviye başka bir Çin-Japon klanına bakın, onlardan 31 yıldız almışlar. Biz onlardan kaç yıldız almışız? Evet, biz onlardan 35 yıldız almışız mesela. Şu banktayı da zaten dün göstermiştim. Orada da biz 41 aldık. Onlar bizden daha düşük almış. En önemli savaşımız 6. gün. 6. günü kazanırsak bitti gitti. Ha şöyle de bir durum olabilir. Şimdi yenilsek bile 10 yıldız onlar fazla yıldız alacak ya. Şu an arada 8 yıldız fark var. Biz onlarla yaptığımız savaşta 1-2 yıldız farkla yenilirsek diğer savaşlarda onlardan 2'şer 3'er yıldız fazla alırsak yenilsek bile lig çıkacak durumdayız arkadaşlar. O yüzden çok fazla hataya yer bırakmadan güzel üçlükler atmamız lazım. E, klanımızdaki dostların da 3 yıldız patlatması lazım. Şimdi rakibin 12.sine bir bakıyorum. Buraya saldıracağım. Yani 13. göstereyim arkadaşlar. 13. böyle bir düzen. Daha basit bir köy. E, biraz daha üstlere saldırayım dedim. Köy binası 11 var. Şurada bir başka köy binası 11 var. Aslında bunları da direkt saldırıp üçleyebiliriz ya. Ama bir yandan işte e, sizlere de seyir zevki yüksek saldırılar izletmek istiyorum. Aslında elimde olsa şuraya saldırırım ona. Ama kahramanlarıma falan güvenmiyorum. Yani buradan şimdi 3 alamazsak boşuna bir yıldız gitmiş olacak arkadaşlar. Çok da riske atmaya gerek yok. Klandaki şu an köy binası 12 hesap olan sadece benim. Bakın şimdi ben gidip şu köyü üçlersem köy binası 14'leri 13'lerin burayı üçlemesi daha sıkıntı yani. Daha sıkıntı dediğim adamlara ayıp olur. Yani bir de ben gidip buradan 2 yıldız alırsam adamlar der ki tamam klanın sahibisin. Youtube kanalım var. Ee, ama bunu da yapma derler yani demezler. Hepsi beni çok sever eder sayarlar ben de onları çok severim demezler ama ben şimdi öyle bir hamle yaparsam gerçekten onlara ayıp etmiş olurum. Bütün herkesin emeği var sonuçta. Lig atlayalım diğer ligde daha çok madalya gelsin hepimize. Buraya saldıralım abi. Yani köy binası 12 ya da burası da çok düşükmüş. Gerçekten aşırı düşükmüş. Buraya saldıracağıma şu maksimum köy binası 11'e saldırayım daha iyi. Aynen. Burası da full artı fullmüş. Yani köy binası 12 olmama rağmen tırstım yalan yok. Neyse saldıracağım. 3 alırız galiba ya. Yeti atıcı saldırısı. Keşke ejder yarasa yapaydık var ya. <laughs> Neyse şimdi orduyu değiştirmekle uğraşmayacağım arkadaşlar. Saldırı yap diyorum. Şimdi nasıl bir başlangıç yapalım? Şurayı bir zeplinle temizleyelim isterseniz. Şuradan bir balon atalım. Önden tankla atalım. Zeplini de bıraktım. Şuradaki kutucu alırsak bizim için çok güzel olacaktır. Şurada bir öfke attım. Tam ayarlayamadım bu arada. Tekli cehennem kulesinin üstüne düşürmem gerekiyordu. Kötü oldu ama yine de orayı temizleyeceğiz arkadaşlar. Tekli cehennem kulesinin bile kaçarı yok öyle söyleyeyim. Koruyucu temizliğimizde şuradan Başlatalım dilerseniz. Şifacıları bıraktım. Bir bebek ejderimiz var. Ee, rakip klan kalesinden gelenler var. Orada bir zehir büyüsü patlatıyorum. Ve şuradan bebek ejderimi de bıraktım. Bebek ejder de birazcık orada onu oyalasın. Hatta bir tane de büyücü atalım. Şimdi koruyucu gider ölür mölür. İşimizi riske atmayalım. Bir okçuyu şuradan bıraktım. Güzel. Evet buz golem kaldı. Şimdi şöyle bir problem var. Temizlik için bebek ejderi buradan atacaktım. Neyse artık dal kavuklarla temizleyeceğiz. Arka taraftaki okçu kulesi bulunuyor. Şimdi askerlerimizi buradan içeri sokmamız lazım arkadaşlar. Nasıl bir yol izleyebiliriz? Şurası bir temizlensin. Ee, süreden de yemek istemiyorum. Bir yeti bir tane de arkasından atıcı bıraktım. Yeti birazcık tanklasın. Biz de oradan temizlikle içeri girelim. Barbar kralı bıraktım. Bir an sola kayıyordu çünkü sola kaymasın dedim. Hemen atıcıları da yönlendirelim. Şuradan da kraliçeyi bırakalım. Duvar kırıcılarımız gelsin, şuradan ilerleyin abi. Bir tane öfke büyüsü patlatalım, şurada kartal topunda donduralım güzel. Çok güzel bir temizlik gerçekleştirdik. İkinci olarak merkezde bir öfke büyüsü daha patlatalım abi. Ee, birinci zıplatmamız buraya, ikinci zıplatmamız buraya koruyucu özelliğinde bastım. barbar Kralı da bastım aynı etapta. İçeri muhteşem bir giriş sağladık. Bir tane dondurma büyümüz mevcut. Onu nerede kullanalım? Şurada gerek yok. Beklemedeyim abi. Dış taraftan şöyle bir temizlik kullanalım. Kraliçemiz abi hiçbir beynin yok ya. İlerlesene gözünü seveyim. Ne yapıyorsun orada ya? Süreden bizi patlatacak. Vallahi bizi patlatacak. Şurada bir dondurma attım. Yetiler hayatta kalsın diye kullandım yani. Bütün şifacılar kraliçenin arkasında. Şimdi kraliçe iş yapıyor eyvallah ama diğer askerlerimiz bir yandan ölüyor. Şuradan iki tane atıcının arkasına şifacı geldi. Canlı bas bari oradaki savunmaları indirelim. Süreden patlayacağız çünkü. Süre hiç uygun gitmiyor arkadaşlar. Kraliçeyi bastım. Acilinden bastım ki şuradaki atıcıların bir an önce temizlik yapması da lazım. Duvara takıldık ya. Bütün atıcılar duvara takıldı. Vallahi başta çok temizlik yapacağız diye uğraştık. Süreden 2 yıldızda kalacağız ya. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. İmkanı yok. 25 saniyede şuraya kadar gelmemizin imkanı yok yani. Oy Burak, oy sen neden Yeti Atıcıya burada bu kadar çok takıldın? Neden ordu değiştirmiyorsun? Neden sürekli aynı orduyla saldırıyorsun? Vallaha yazık. Süreden yedik ya. Şaka gibi ya. Vallaha şaka gibi. Çok üzgünüm. Şu an klandaki herkesten özür diliyorum. Bir sürü askerimiz var ama maalesef başta temizlik yapacağız yapacağız diye öldük. Gittik abi 2 yıldız aldık. Bir tane canlı saldırı var. Sivaslı saldırıyor. İşaret bırakmış. Evet ne saldırısı? Ejder yarasa. Haydi Resul. 1-3 yıldız patlat. Ben patlatamadım. Sen alırsın kardeşim. Oy vallahi kötü oldu ya. Üst klanlara nazaran buradaki benim yaptığım ikinci hata oldu. Gerçekten ikinci hata oldu. Bir kere daha 3 yıldız alamadım. Yine 2 yıldızda kaldım. Aynı şekilde süreden patlamıştım. Yani bugünkü keşke gidip yukarıdaki maksimum belediye 12'ye saldırsaydık ya. İşi görüyor musun? Barbar kral içeri girdi güzel ama kraliçe dış tarafta. Kraliçenin kayması kötü oldu. Barbar kral orada güzel iş yapar. Köy zaten zayıf. Resul burayı her türlü üçler. Çünkü köy binası 13 demeyeceğim. Niye? Biz köy binası 12'ydik oldu? Gittik köy binası 11'den 3 yıldız alamadık arkadaşlar. Yani alınması kesinlikle gereken bir durum. Fakat benim yapmış olduğum hatadan dolayı süreden patladık biz alamadık. Şimdi Resul alacak ama inşallah alacak eminim. Alt taraftan bir ejder yolladı. Bu arada klan kalesinden maksimum ejder çıktı. Kraliçe bir tanesini indirdi diğerlerini indiremedi. Burada bir hata görüyorum. Neden? Alt taraftan ejderler geliyor. Yani şu taraf muhteşem temizlendi. Şuradaki dar koridoru kullansa daha mantıklı olacaktı Resul. Ya da şuradan temizlik yapıp şuradaki dar koridoru kullansa daha mantıklı olurdu. Benim kendi fikrim. Şimdi buradaki soru işareti Zeplin Belediye binasına ulaşır mı? Arada iki tane püskürtücü var. Pek sanmıyorum. Aradan bir tuzak falan çıkarsa çıkmadı. Vallahi çok şükür çıkmadı ulaştı. Yani sanmıyorum dedim Allah'tan gitti yani. Kraliyet şampiyonu da var. Kolay bir 3 yıllık saldırısı diyebiliriz. Yetiler de hayatta, yarasalar savaşta. Şurasının da acilen donması lazım. Son dondurmayı at Resul. Kaçırdı. At şuraya gözünü seveyim. Tamam zaten garanti diye baktığı için e, orayı unuttu galiba. Dondurmayı atmadı. Kraliyet şampiyonu hayatta güzel bir üç yıldız alıyor. Resul eline sağlık. Ejderlerin burnu kanamamış. Burnu. Zaten sui hirolarla baya köyün içinden geçti. Son dondurmayı da boşla fırlatmış bulunmakta. Arkadaşlar Resul eline sağlık diyoruz. Ve şu an skor ne oldu? 5'e 0. Ya problem değil. Zaten savaşı kazanırız. Problem orada değil. Problem şurada. Şu ikinci klanın bize yaklaşmaması için fazla yıldız almamız gerekiyor. Eğer ki heh, bakın diğer orada ejder yarasaymış. Yani şu anki ordu da yeti atıcı olsaydı direkt silecektim. Elimdeki ordunun hiçbir önemi olmayacaktı. Ben buradan da ejder yarasayı basayım abi. Kafa rahat çatır çutur. Üçler geçeriz. Klan kalesi isteğimizde atalım. Evet Yeti Zeppelin hazır. Bunu da gönderdik. Şöyle bir durum var. 6. savaşta ben olmayacağım. 6. savaşa kendimi çıkarttım arkadaşlar. Üyeleri değiştir bölümünden şöyle bir yaptım. Ee, gittim benim yerime lekesiz DMR'yi aldım. Köy binası 14. Ben çıktım. Çünkü bu savaş kritik. Köy binası 12 hesabına saldırı yapmak istemedim. Adamlar benim köyü beleş görüp çatır çutur üçlüyecek çünkü. Riski atmanın bir mantığı yok ama o günü de göstereceğim. Sağlılardan bahsedeceğim sizlere. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.